Arkadaşlar merhaba. Yarım açı formülleri ile konumuza devam ediyoruz. Ee, bir önceki dersimizde toplam fark gördük. Toplam farkı uygulayarak devam edeceğiz buna da. Diyeceğiz ki sin 2a'yı açmak istiyorsak eğer <laughs> bunun yerine sin a artı a yazacağız. Nasıl sinüs nasıl açılıyordu diye hatırlayacağız. Ne diyeceğiz? Sin kos sin kos şeklinde açılıyordu. Artı varsa arada artı olacaktı sinüsle. O halde buna ne diyeceğiz biz? Sin A çarpı kos A artıysa artı değiştireceklerdi ama ikisi de A bir şey değişmiyor diyeceğiz burada yine sin A çarpı kos A gelecek. Bu durumda ne oluştu bakın? Sin A kos A sin A kos A kaç tane? İki tane. İki tane sin A çarpı kos A bu kimdi? Bu sin 2 ayda sinüsün yarım açı formülü. Bundan sonra ne dikkatimi çekecek? Sinüs ve kosinüs çarpım durumunda yan yana ise eğer sinüsün yarım açısı aklıma gelecek. Geldik kosinüse. Onu da aynı şekilde kosa kos diye yazarsak kos a'ya a diye yazarsak a artı a. Kosinüs neydi? Bencildi. kos kos diye başlayacaktı hareketine. O halde kos a çarpı kos a. Artıysa ne olacaktı arada? Eksi olacaktı. Değil mi? Eksi ne diyeceğiz? Sinüs'e geçtik artık. Sin A çarpı sin A. Ne geldi buradan? Kos kare A eksi sin kare A. Kos yarım açı formüllerinden yalnızca bir tanesi. Bunun gibi başka bir özdeşlik kullanarak iki tane daha yazacağız. Diyeceğiz ki eğer biz e, kos kare A ve sin kare A var ya burada... Kos kare a'nın yerine ne yazabilirdik? 1 eksi sin kare a yazabilirdik. İlk öğrendiğimiz özdeşliğimizi. Kos kare a'nın yerine 1 eksi sin kare a yazarsanız burası 1 eksi sin kare a'dan 1 eksi 2 tane sin kare a gelecek. Kosinüsün yarım açı formüllerinden bir tanesi. Bir diğeri olacak? Sin kare a'nın yerine de ne yazabilirim? sin kare a ya da 1 eksi kos kare a yazabilirim. Sin kare a'nın yerine de onu yazarsam bir tane daha gelir. Kosinüs 2 a eşittir. Bu sefer de 2 tane kos kare a eksi 1 gelecek. Bu 3 taneyi diyeceğiz. Sorunun tipine göre değiştirerek kullanacağız. Önemli olan ne olacak? Bazı çoğu soruda önemli olan şu birlerden faydalanmayı bileceğiz. Elimizden geldiğince. Tanjant 2 A'ya geldik. Aynı şekilde açarsak bunu da tanjant A artı A diye. Tanjantın toplam formülü neydi? Tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. O halde burası tanjant A artı tanjant A bölü 1 eksi tan A çarpı tan A olacak. Yani iki tane tanjant A bölü bir eksi tan kare A da tanjantın yarım açı formülü olacak diyeceğiz. Bakalım sorumuza ne diyor mesela bize. Tanjant x'i vermiş. Birinci bölgeden bir açıyla vermiş. Ve bize kimi bul diyor. Sinüs 2x'i buluyor. Şimdi trigonometrik oranın bir tanesini biliyorsak diğerlerini bulabilirdik. Neyle bulabilirdik? Bu tanjant 3'ü kullanırsak eğer ne diyeceğiz? Şöyle x'i yazdıktan sonra neydi? Karşı bölü komşu diyecektik. Yani burası 3, burası 1 olacak. 9, 1, 10. Hipotenüs uzunluğunda ne yapacak? Kök 10 yapacak. Şimdi daha iyi yazan bir kalem istiyoruz. Bakalım bizden de sin 2 x'i istemiş. Sin 2 x ne? Hemen yazıyor yan tarafta bakın. Neydi? Sin 2 a 2 çarpı sin a çarpı cos a. O zaman sin 2 x 2 çarpı ne olacak? Sin x çarpı cos x olacak. Dediğim gibi açılar birinci bölgeden herkes pozitif. Yazarsan yerlerine sin x neymiş? Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü kök 10 çarpı cos x neymiş komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 10 çarparsak eğer 6 bölü 10 sadeleştir 2 ile de ne gelecek 3 bölü 5 gelecek sonraki sinüs e, sinüsü ve kosinüsü karşılıklı oranla vermiş bizden tanjant 2x'i istiyor biz bu yukarıdakinden neyi bulabiliriz hemen sin x bölü cos x'i bulabiliriz. Herkes karşısındakiyle oranlanır. Doğal deney ile başlayacak. Buna ne diyeceğiz? 3 bölü 5 diyeceğiz. Yani bizim tanjant x'imiz neymiş? 3 bölü 5. Benden istediği tanjant 2x. O ne olacaktı? Tan 2x eşittir. Tan artı tan yani 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tan kare x'te. Tanjant x'imiz 3 bölü 5. O halde 2 çarpı 3 bölü 5 bölü 1 eksi 3 bölü 5'in karesi. Yani 9 bölü 20 5 gelecek. İşlemizi yapalım. Yukarıya olduğu gibi yazıyorum. 6 bölü 5 çarpı. Burası 25 eksi 9. 16 bölü 25. Ters çevir çarp. 25 bölü 16 mıydı? Sadeleştirelim 5'le bunu da 2 ile sadeleştirelim 3'e 2 ile sadeleştir kaç yapıyor 8 ne yapacak 15 bölü 8'miş tanjant 2 x'imiz. Bir sonraki cos x eksi sin x'i vermiş bizden ne istiyor sin 2 x'i istiyor cos x eksi sin x'de sin 2 x'e ulaşabilmek için yani 2 çarpı sin x çarpı cos x'e ulaşabilmek için ne kullanılabilir diyeceğiz. Tam kare ifade kullanılabilir. Neden? Çünkü tam kare ifadede ne var? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı var. O yüzden diyoruz ki burada her iki tarafın karesine alırsak eğer birincinin karesi kos kare x artı ikincinin karesi sin kare x artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci eşitlerine gelecek 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 10 6. Buradan neyi biliyoruz biz? Sin kare x artı kos kare x'in neye eşit olduğunu? 1'e eşit olduğunu. Artı 2 çarpı sin x çarpı kos x de ne olacak? Sin 2x olacak. Yani tam bana sorduğu şey olacak. 1 bölü 16. Buradan sin 2x eşittir ne gelir arkadaşlar? 1'i karşıya atarsanız eksi 15 bölü 16 gelir diyeceğiz. Bakalım bir sonrakine. Bize kosinüs 2 eksi vermiş. Kos 4 kos 4. kuvveti eksi sinüsün 4. kuvvetini soruyor. Şimdi şurada 2 kare farkı açılabilir. Neden bu? Kos karenin karesi eksi sin karenin karesi. Çünkü 2 kare farkı yazarsak ne diyeceğiz buna biz? Kos kare x eksi sin kare x çarpı kos kare x artı sin kare x gelecek. Cos kare x artı sin kare x zaten neydi? Bir de çarpı cos kare x eksi sin kare x ne olacak peki? Bir önceki sayfada hemen kosinüsün yarım açısına ne demiştik? Bakalım. Nerede o? Bu En altta. Bakın kosinüsün yarım açısı için demiştik ki cos kare a eksi sin kare a. Yani bu cos kare x eksi sin kare x ifadesi kime eşit olacak? Kosinüs 2x'e eşit olacak. Kosinüs 2x de zaten soru vermiş 1 bölü 4. 1 bölü 4 çarpı 1'den ne yapar cevabı? 1 bölü 4 yapar. Kos 42'ye p dedim diyor. Sin 84'ün p türünden değeri nedir diyor. Sin 84 yarım açıya düşürürsen eğer ne gelir? 2 çarpı sin 42 çarpı kos 42 gelir. Cos 42'nin P olduğunu biliyorsun zaten. 2 çarpı sin 42 çarpı cos 42'ye de getir P'yi yaz. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Sin 42'ye ihtiyacım var. Oranın birini biliyorsan diğerini nasıl bulacaktın? Üçgen çizerek bulacaktın. Kosinüsüne üstüne ne demiş bu x'in? 42'nin daha doğrusu kosun üstüne p demiş. Yani komşu bölü hipotenüs oranı ne olacak? P'ye 1 olacak. O halde Pisagor uygularsan şu dik kenara yazmak zorundayım ben? 1 eksi p kare kök içinde yazmak zorundayım. Bu durumda 2 çarpı sin 42 ne yapıyor? Karşı bölü hipotenüsten 1 eksi p kare değil mi? Bölü 1 bölü 1 yazmasak da olurdu. Çarpı p yani en sade haliyle 2 p çarpı kök içerisinde 1 eksi p karedir. Neyin? Sin 84'ün p türünden değerim. Bakalım, bu klasik sorulardan bir tanesi sin 10'u vermiş. Şu ifadeyi soruyor bize. Ne dikkatimi çekecek? 10, 20, 40. Her biri diğeri'nin iki katı olarak devam ediyor. Ama bu çarparak, bir de çarpım durumdalar Çarparak devam edebilmem için ilk sayfada ne dedim? Sinüs ve kosinüs çarpım durumundaysa eğer benim kime ihtiyacım e, çarpım durumundaysa sinüsün yarım açısı gelecek aklıma dedim ama eksiklerimiz var bizim burada, değil mi? Ne diyeceğiz mesela? Şurada ne yazabiliriz? kosinüs 20 ve kosinüs 40 varsa 20'yi 40'a tamamlayabilmek için kime ihtiyacım var? Sin 20'ye ihtiyacım var. Hatta bir de 2'ye ihtiyacım var. Diyoruz ki biz bunu her tarafını 2 çarpı sin 20 ile hem yukarıyı hem aşağıyı sin 20 ile çarparsak eğer yukarıda ne oluşuyor? 2 tane sin 20 bölü aşağı dikkat edin şimdi 2 çarpı sin 20 çarpı kos 20 kim yapacak bu sin 40 yani burası ne oldu bakın kos 40 çarpı sin 40 oldu yine kosinüs ve sinüs çarpım durumunda yine kime ihtiyacım var bir tane ikiye ihtiyacım var burayı çarpıyorsam yani paydayı çarpıyorsam payda çarpmak zorundayım ne gelecek buradan bakın şimdi yukarısı 4 tane sin 20 geldi aşağısı 2 çarpı sin 40 çarpı kos 40 yine yarım açı formülü buradan da sinüs ne deriz buna 80 mi deriz 4 çarpı sin 20 çarpı sin 20 bölü sin 80. Şimdi Elimde 10 on var. Ona benzetmek adına buralarda ne yapılabilir diyorum. Sin 80 dikkatimi çekiyor. Sin 80'in yerine ne yazabilirsin? Kosinüs 10 yazabilirsin. Birbirini 90 dereceye tamamladığında sinüs ve kosinüs birbirine eşitti çünkü. Yukarıda da ne var? 4 çarpı sin 20 var. Bakın yine bir iki katlık geldi. Gördünüz mü? Ne yazabiliriz? 4 çarpı bu sin 20'yi açabiliriz. Sin 20'nin yerine 2 çarpı sin 10 çarpı kos 10 yazsam. Bölü aşağıda da ne var? Yine bir kos 10 var. Kos onlar sadeleşseler Sin onun da ne olduğunu biliyorum. M olduğunu biliyorum. Kaç yapacak o zaman? 8. M yapacak en sade halimiz. Buna bakalım. Bu meşhur köküçe geldik şimdi. Şöyle bir ifade yapılabilecek tek şey var şu anda. Payda eşitlemek başka bir şey yok gelmiyor aklımıza. Payda eşitlersek ne olur bir bakalım? Burayı kos 20 ile. Burayı da sin. 20 ile payda eşitlerseniz eğer kök 3 çarpı kos 20 eksi burası da sin 20 bölü aşağısı sin 20 çarpı kos 20. Bu aşağıda sinüs ve kosinüs çarpım durumunda kaldılar. O dursun bir kenarda diyeceğim. Önce yukarı ile ilgilenmem lazım benim. Bu meşhur köküçümüz bizim. Bu meşhur köküçün yerine şu an ilk defa yazıyoruz bunu. Köküç hangi trigonometrik orana eşittir diyorum. Köküç tanjant 60'a eşittir. Tanjant 60'ın yerine ne yazılabilir diyoruz. Tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüstü. Bunun yerine sin 60 bölü kos 60 çarpı kos 20 eksi aynılarını yeniden yazıyorum. Sin 20 sin 20 çarpı kos 20 şimdi kos 60 yazdı neden yazdığımızı birazdan anlayacağız burada paydamda kos 60 var payda eşitlersem eğer diyeceğim buralarda ne olacak? Yukarısı sin 60 çarpı kos 20 eksi payda eşitliyorum burayı da kos 60 ile çarpıyorum. Sin 20 çarpı ne gelecek? Kos 60 bölü kim var? Bölü kos 60 var. Tabii yanında da artık böyle kesir kısmında payda kısmında kim olacak? Sin 20 çarpı kos 20 olacak. Bakın yukarıda kim oluştu? Sin kos sin kos. Kimin formülü? Sinüsün eksi varsa fark formülü. Yani 60'a 20 ise eğer bu ifadeyi toparlarsan neye dönüşecek? Sinüs 60 eksi 20. Yani sinüs 40'a dönüşecek. Bölü. Madem sin 40'ı elde ettim. Aşağıda da ne var? Sin 20 çarpı kos 20 var. Buna şöyle yazsaydım eğer şu şekilde bir ikim gelecekti bu sin 40'ın yanına aşağısı da ne olacak bak 2 çarpı sin 20 çarpı kos 20 nedir sin 40 bir de kim var kos 60 kos 60'ı da yazalım yerine kos 60 da kaç yapıyordu 1 bölü 2 yapıyordu bakın ne oldu sin 40'lar sadeleştiler 2 bölü 1 bölü 2'den ters çevirip çarparsan cevabı ne çıkar 4 bakalım. 7 çarpı sin x çarpı cos x ifadesinin alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi alabileceği değerler deyince sinüs ve kosinüs de görünce aklımıza ne gelecek? Bunların görüntü kümeleri gelecek. Eksi bir bir aralığında sıkışıp kalıyorlar vesaire diyeceğiz. Değil mi? Ama şu eşitsizlikte öğrendiğimiz şeyi de unutmayacağız. Eğer İfadende iki farklı yani aynı x iki farklı ifadedeyse ne yapamıyorum işlem yapamıyorum önce bunu ne yapmam lazım tek x'e dönüştürmem lazım sinüs ve kosinüs de çarpım durumundaysa ne gelecek aklıma dedim sinüsün yarım açısı gelecek buna diyorum ki 7 şöyle dursun kenarda buna 2 çarpı sin x çarpı cos x yazsam yani 2 ile hem çarpsam hem bölsem ne olacak Burası 7 bölü 2. Şu 7 bölü 2. Çarpı 2 çarpı sin x çarpı cos x de ne yapacak? Sin 2x yapacak. Şimdi artık o eksi 1 bir aralığını düşünebilirim. Diyebilirim ki benim bu sin 2x ifadem hangi aralıktadır? x ne olursa olsun eksi 1 ile 1 arasındadır. Bana ne lazım? Bana 7 bölü 2, 7 bölü 2 çarpsın 2x lazım. Her tarafı 7 bölü 2 ile çarparsanız eğer eksi 7 bölü 2, 7 bölü 2 tane sin 2x, 7 bölü İki deriz arkadaşlar. Peki artık bulduk neymiş? eksi Bizim ifademiz eksi üç buçukla kimin arasındaymış? Üç buçuk arasındaymış. Bana sordu neydi? Kaç tane tam sayı değeri vardır diye sordu. Eksi üç buçuktan küçük üç tane negatif sayı var. Üç tane pozitif sayı var. Bir de ortada sıfırım var. Kaç tane tam sayı değeri varmış? Bunun yedi tane tam sayı değeri varmış. Sonraki sorumda. O kosinüsün formülündeki birlerin üstüne basmıştım demiştim ya bir bir varsa eğer aklımıza kosinüsün yarım açısı gelecek diye. Şimdi o birimiz elimizde mevcut. Diyeceğiz ki bu cümleyi öğrencilerimiz bilir. Benim dersimde anlattığım öğrenciler bilir. Eğer başına bela olan bir bir varsa iki yolla kurtulabilirsin. Bir tanesi sin kare x artı kos kare x'in eşittir 1 oldu. diğeri de kosinüsün yarım açı formülü. Buraya sin kare artı kos kare yazmamın hiçbir anlamı olmayacak. Kosinüs de bana burada yardımcı olmaz çünkü. O yüzden diyorum ki şu kosinüsü yarım açı olarak yazarsam bu birden de kurtulmak adına hangisini yazarsam 1 eksilerim. Bunun yerine 1 eksi 2 tane sin kare açım tetayı da artık yarıya indirdim ne diyorum teta bölü 2 diyorum ki şu 1 eksi 1'den 1'lerden kurtulayım diye bölü sin teta şimdilik burada kalsın açarsanız 1 eksi 1'den 1'ler sadeleşecekler hatta yazayım 1 eksi 1 eksi eksin çarpımı artı 2 tane sin kare teta bölü 2 madem yukarıda sin kare teta bölü 2 oluştu aşağıda da sinüsü açayım 2 çarpı sin teta bölü 2 çarpı kos teta bölü 2 yapar burası da. Eksi 1 artı 1 gitti. İkiler gitti. Sin teta bölü 2'nin birer tanesi gitti. Ne kaldı? Sin teta bölü 2 bölü kos teta bölü 2. Sin bölü kos da kimdi? Tanjant teta bölü 2'dir. İfademin en sade hali. Bakın eğer bir kosinüsle yan yana gelirse aklınıza gelecek olan kosünüsün yarım açısı sinüsle bir yan yana gelirse aklınıza gelecek olan kim olacak? E, sin kare artı kos kare olacak. Hemen şurada minik bir ifadeyle yazayım. Mesela sana dedim ki bir artı kosinüs teta şeklinde verdiği ifadeye. O zaman ne derse bu yarım açılardan birini kurt kullanmalıyım dersin. Mesela yukarıda bir eksiydi. Kimi kullandım? Sin kareli olanı kullandım. Burada bir artı diyor. Burada da derim ki bir artı neydi formülüm? İki tane kos kare teta bölü iki eksi birdi. Bakın eksi bir artı bir ne oldu? Gitti. İki tane kos kare teta bölü ikiymiş. En sade hali. Ama eğer bir artı Sin Sinteta'yı verseydi mesela bana burada ne yapılabilirdi diye söylersen burada ne yazabilirdin? Ee, sin kare artı kos kare yazabilirdin ama bu teta'yı kullanacaksın dikkat et. Birin yerine sin kare teta bölü 2 artı kos kare teta bölü 2 yazarsan bu bir artı sin teta'nın yerine de 2 çarpı sin teta bölü 2 çarpı cos teta bölü 2 yazarsam bak ne oluyor? Birincinin karesi, ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımın iki katı. Yani bu ifade sin teta bölü 2 artı kos teta bölü 2'nin ne oluyor? tam karesine eşit oluyor aslında. Şöyle düşünmeyin ya bu daha küçük bir ifade. Niye kocaman bir şey elde ettik? Şu an bir sorunun içinde olmadığı için çok anlamlı gelmiyor ama senin sorunun içinde sin teta bölü 2 artı kos teta bölü 2 ile sadeleşecek ifadeler olursa eğer o iş işte öyle olmaz diyeceğiz. Yani sinüs ve kosinüsün yanında o birler varsa bazısında yarım açıyla kosinüsün yarım açısıyla bazısında da sin kare kos kare ve sinüsün yarım açısıyla işin içinden çıkılabilir diyeceğiz. Bakalım sonraki son iki sorumuz şekilli soru. Ee, bir üçgen vermiş Tabanlarını eşit demiş yukarıdaki açılarda alfaya iki alfa. Ne yazılabilir? <laughs> ee, sinüs teoreminden de gidilebilir belki ama sinüs teoreminden gitmeyeceğim. Gidilebilir mi bilmiyorum denemek lazım. Alandan gitmek faydalı gibi görünüyor. Çünkü aynı üçgenin içindeler ve yükseklikleri aynı. Tabanları da aynı. Yükseklikleri ve tabanları aynıysa o halde kimler de aynı olacaklar. Aç, e, alan, yükseklikler ve tabanlar aynıysa alanları da aynı olacak. Yani bunun alanına S dersen bunun alanında ne olacak? S kadar olacak. Bir de kim var? Bir de ortak K diye kenarları var. Diyeceğim ki bu alanları hesaplayıp eşitlersem ilkinden sinüs alanı uygularsam eğer sinüs alan neydi hatırlayın. Eğer A, B ve alfa diye verilmişse sana alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı neydi? Sinüs alfaydı. O halde burada uygulayalım. İlki için. 1 bölü 2 çarpı kenarımın biri kaç? 5. Diğeri kaç? K. E, açımın sinüsü sin alfa. Aynı alan eşittir. Burada yazıyorum şimdi aynısını. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı K çarpı. Aradaki açı kim? Sin 2 alfa olacakmış. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 1 bölü 2'ler gitti. K'lar gitti. Şimdi burada 5 tane sin alfa var. Burada da 4 çarpı sin 2 alfa var. Sin 2 alfayı açmak istiyorum. Sin 2 alfayı nasıl açacağım? 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfa diye açarsak sin alfalarım da gitti. Burada 8, 8'i aşağı atlayacağız buradan. 5 bölü 8 eşittir. Ne yapacakmış? Teta değil, soru. Alfa yapacakmış. Geldik son sorumuza. Bu da milletimin yayınladığı meşhur sorulardan bir tanesi. Çözmesek katrımız kalırdı. Bir tane çember vermiş. Büyük çember vermiş. yarıçapı çapı iki birim. Etrafına birbirlerine teğet olacak şekilde 20 tane ufak çember eklemiş. Küçük çemberlerin yarıçapı ne kadardır diye soruyor. Şimdi bize diyoruz ki çemberler teğet durumundaysa aklıma gelecek olan nedir? Merkez birleştirmektir. Merkez birleştirirsen ne olacak? Buraya dik geleceklerdi. Değil mi? Bunu birleştir. Bunu da birleştirelim, şunu da birleştirelim ve burada bir üçgen oluşturalım. Buranın ne olduğunu biliyorum. Dediğim gibi dik kesiştiğini biliyorum. Burası iki birim, burası iki birim, yarı çapım çünkü büyük çemberimin yarı çapı. Küçük çemberimin yarı çapını bilmiyorum. Ona da ne diyelim? R diyelim mi? Burası da R, burası da R kadar. Ne oldu? Burada bir ikizkenar üçgen oluştu değil mi? Tabanı da iki eşit parçaya bölerse şu yazdığım şey ne olacaktır? yukarısı da aynı zamanda açı ortaya olacaktır. Şimdi diyoruz ki bakın 20 eşit parça 20 tane çember sığdırabiliyorsa eğer etrafına şu gördüğüm ne olacak buraya mesela A diyeyim buraya B diyeyim A O B açısının ölçüsü 360'ın 20'de 1'i olacak 360'ın 20'de 1'i de ne kadar yapıyor sadeleştir 18 derece yapıyor şurası 18 derece ise bu da açı ortaya olacaksa tabanları iki eşit parçaya böldüğüm için ne diyeceğim açılarım 9 dereceye 9 derece olur şurada küçük bir üçgen oluştu görebiliyor musunuz Bakın. Hmm. Şu üçgeni şöyle taşıyayım mı buraya? Bakın şöyle bir şey oluştu. Şöyle. Burası 9 derece. Şunun yarısını aldım şöyle. Burası 2 artı. R birim. Burası da ne kadar? R kadar. Şimdi bu R'yi istiyorum ben. R'yi yalnız bırakmak istiyorum. Trigonometrik ifadeler cinsinden ve daha önce de konuşmuştuk dik üçgende trigonometrik oranlarda. Elimde 9 derece var. 9 derecenin karşısı var. Bir de hipotenüs var. Karşı bölü hipotenüsle kim yazılabilirdi? Sinüs yazılabilirdi. O halde ne diyeceğim ben? Sin 9 eşittir karşı dik kenar bölü hipotenüs yani r bölü ne olacak r artı 2 olacak soru bizden r'yi istiyor bundan sonrası cebirsel işlem r'yi yalnız bırakacağız bırakalım işler dışlar çarpımı yapalım r çarpı sin 9 artı 2 çarpı sin 9 eşittir nedir r ne yapalım r'li ifadeyi karşıya gönderelim 2 tane sin 9 eşittir Karşıyat r eksi r çarpı sin 9. R parantezini al, 1 eksi sin 9, 2 bölü 2 çarpı sin 9. Her tarafı 1 eksi sin 9'a bölersek r eşittir ne olacakmış? 2 tane sin 9 bölü 1 eksi sin 9. Neymiş? Küçük çemberlerimizin yarı çapıymış. Bu kadar arkadaşlar yarı açı formülleri. Lütfen siz de üzerine dinleyin. Sorularınızı çözün ve çözemediklerinizi WhatsApp grubumuza gönderin. İtinayla çözülecektir. Sadece birazcık acele etmeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.